Saatimiz 8'i 21 dakika geçiyor. Habertürk'te gün başlıyor. Köşe yazarlarının yorumlarıyla devam ediyor. Gazete Habertürk'ten Fatih Altaylı ilk sırada. AK Parti anayasayı meclise getirir diyor Fatih Altaylı. Cumhurbaşkanı Abdullah Gül, görülüyor ki yeni anayasa olmayacak dedi Lizbon'da. Bu yıl Lizbon, Türkiye'nin umutlarının yıkıldığı yer oldu anlaşılan. Ama ben Cumhurbaşkanı kadar karamsar değilim. Türkiye'nin bu yasama döneminde yeni bir anayasa yapacağı konusunda umudum var. Umutsuzluğum bu yeni anayasanın Türkiye Büyük Millet Meclisi çatısı altında uzlaşmayla yapılmasına ilişkin ki zaten hiçbir zaman bu konuda umutlu olmadım. Ama bir anayasa yapılacak. Eğer uzlaşma komisyonundan bir metin çıkmazsa ki çıkmayacağı hemen hemen kesin, orada uzlaşılan maddeler AK Parti'nin hazırlayacağı anayasanın içine de konulur ve yeni anayasa AK Parti'nin teklifi olarak Türkiye Büyük Millet Meclisi'ne gelir. Büyük ihtimalle içinde başkanlık sistemi veya partili cumhurbaşkanlığı da yer alır. AK Parti farklı maddelerde farklı partilerle işbirliği yaparak bu yeni anayasayı referanduma götürecek sayıyı yakalamaya çalışır. Büyük bir olasılıkla da bunu başarır. Sonunda bu anayasa halka sunulur ve Başbakan Tayyip Erdoğan'ın kişisel gücü AK Parti'nin güçlü iletişimi sayesinde %50'lerin üzerinde bir destekle kabul edilir. Ama bu destek %60'ı asla bulamayacağı için de tartışmalar bitmez. Önümüzdeki 10 yıl içinde yeniden bir daha yeni anayasa yapmaya çalışırız. Böylelikle 2013-2014 döneminde iki seçim ve bir referandumla rekor da kırmış oluruz diyor Gazete Habertürk'teki köşesinde Fatih Altaylı. Yine Habertürk'ten bir yazarla Umur Talu'nun köşesiyle devam edeceğiz. İki bayram arası da hayat olurdu demiş Umur Talu. Milli ve dini bayramlarınızı kutlarım. Fakat bayramların arasındaki onca acıyı ne yapacağız? Mayıs mesela, 1 Mayıs'ta Taksim'de başlıyor. 4 Mayıs'ta Dersim'de sürüyor. 4 Mayıs 7'si çocuk 44 kişinin öldürüldüğü, köylünün köylüyü katlettiği bilge katliamına da yataklık ediyor. Ki Osmanlı'nın İttihat Terakki'nin Ermeni katli de yine 1 Mayıs'ta başlıyor. 6 Mayıs'ta Ankara'da silahlı kuvvetlerle onun rehinesi mecliste liberal muhafazakar mebuslar Deniz Yusuf Hüseyin'i idam ediyor. 15 Mayıs'ta mesela Şırnak Taşdelen Karakolu ya o gün barış orada olsa ya kendileri bugün süreçte olsalar yaşayabilecek 27 şehit asker, 40 etkisiz hale getirilen terörist. 19 Mayıs'ta Samsun'da elbet bağımsızlık ateşi yanıyor. Fakat 27 Mayıs'ta darbe alevleri bir başbakan, iki bakanı içine alıyor. Mayıs sonu yaz beklersin, Çorum katliamı geliyor. O sürecek zaten ama Mayıs'ın 31'i Mavi Marmara katliamı. Her güne sizin ekleyeceğiniz zaten epeyce vardır. Bayramları biliyorsunuz. Sorun şu ki acıları sadece bazılarımız biliyor. Sorun şu ki acıların kimini bazılarımız bilmek istemiyor. Sorun şu ki kıvançta bir olmanın adı bayramsa tasada bir olmak diye bir matem yasak. Oysa tarih, akıl, vicdan, ne oldu, neden böyle oldu sorularıyla açıkça yüzleşebilse, acıların kardeşliği birazcık mümkün olabilse, hayat bayramı olmasa da, diyor, iki bayram arası da hayat olurdu başlıklı yazısında Umur Talu. Yeni Şafak gazetesinden Osman Özsoy'un köşesiyle devam edeceğiz. Erbakan'ın idama kalkmayan eli diyor Osman Özsoy. Deniz Gezmiş ve iki arkadaşı 6 Mayıs 1972'de idam edildi. Dün Deniz Gezmiş ve arkadaşları Yusuf Aslan ve Hüseyin İnan'ın idam edilişinin 41. yılıydı. Deniz Gezmiş ve arkadaşlarının idam cezalarının yerine getirilmesi amacıyla mecliste yapılan görüşmeleri ve oylama sonucunu kaynaklardan dikkatlice inceledim. 1972 yılında meclisteki üye sayısı 450. Oylamaya 323 milletvekili katılmış. 273 milletvekili Deniz Gezmiş, Yusuf Aslan ve Hüseyin İnan'ın idam edilmesine kabul oyu vermiş. 48 ret, 2 çekinser oy kullanılmış. Oylamaya katılmayan vekil sayısı ise 118. O tarihte mecliste 9 üyelikte boşmuş.
Oylamaya katılan ya da katılmayan vekillerin durumu dikkatle incelendiğinde meclisin o dönemde de ikiye bölündüğü görülüyor. Meclisteki idam oylaması sırasında gözler ister istemez tanıdık isimleri arıyor tabii ki. Süleyman Demirel, Necmettin Cevheri, Nait Menteşe, İsmet Sezgin, Alparslan Türkeş, Barlas Küntay, Esat Kıratlıoğlu, Nuri Bayar, Orhan Öztrak, Saadettin Bilgiç, Turhan Feyzioğlu gibi isimler idama evet diyenler arasında. Şu an CHP Tekirdağ milletvekili olan Faik Öztrak'ın babası eski İçişleri Bakanlarından Orhan Öztrak da Deniz Gezmiş ve arkadaşlarının idamına evet diyenlerden. Yarının dünyasında etkili birer siyasi aktör olmak isteyenlerin dünün Türkiye'sini iyi analiz etmelerini öneririm. Ya Ecevit? Uzun yıllar CHP Genel Başkanlığı yapan Bülent Ecevit'in idam oylaması sırasındaki tutumuna gelince, 12 Mart 1971 muhtırasından sonra CHP'nin muhtıraya karşı tutumu konusunda parti içinde derin görüş ayrılıkları ortaya çıktı. Genel Başkan İsmet İnönü ile partinin genel sekreteri Bülent Ecevit anlaşmazlığa düştü. İsmet İnönü tıpkı 27 Mayıs darbesinde olduğu gibi 12 Mart müdahalesine de karşı çıkılmasını onaylamıyordu. Yani darbecilerin yanındaydı. 12 Mart muhtırasının ardından yeni kurulacak hükümete CHP'nin üye verip vermeyeceği konusunda anlaşmazlık çıkınca, yani İnönü darbecilere yanaşınca Ecevit genel sekreterlikten istifa etti. Ecevit'i siyaseten tamamen silmek ve parti içindeki etkisini kırmak isteyen İnönü, 4 Mayıs 1972'de toplanan 5. Olağanüstü Kurultay'da izlediği siyasetin partisince onaylanmaması durumunda istifa edeceğini açıkladı. Kurultay'da parti meclisi için yapılan güven oylamasında Ecevit yanlıları 709 oy aldı. İnönü'nün ekibi 507'de kaldı. Siyasi bilek güreşini Ecevit kazandı. İnönü 8 Mayıs 1972'de istifa etti. Bülent Ecevit 14 Mayıs 1972 tarihinde İsmet İnönü'nün yerine genel başkan seçildi. Deniz Gezmiş ve arkadaşlarının idam cezalarının meclisteki oylaması da tam da bugünlerde gerçekleşti. Ecevit, idamların gerçekleşmemesi yönünde oy kullandı. Bu arada konuyu dağıtmadan şunu da ekleyelim. Bülent Ecevit'i siyaseten kudretli bir aktör yapan ve İnönü gibi karizmatik bir lideri siyaset sahnesinden silmesine neden olan en önemli duruşu 12 Mart muhtırasına şiddetle karşı çıkması oldu. AK Parti karşıtı 27 Nisan 2007'deki e-muhtıraya ise CHP içinden hiçbir isim mertçe tepki göstermedi. Aksine çanak tuttu. CHP içinden bir yürekli insan ortaya çıkabilseydi CHP bugün bu hallere düşmezdi. Ortaya çıkacak yürekli isim 12 Mart döneminin Ecevit'i gibi bugün sol siyasette etkili bir aktör olabilirdi. Bugün CHP'ye hakim olan Atatürk değil, İnönü zihniyetidir. İnönü zihniyeti darbecilerle kucak kucağa bir anlayışın temsilcisidir. Gelelim Profesör Doktor Necmettin Erbakan'a. 1969'da Konya'dan bağımsız milletvekili seçilen Necmettin Erbakan, 1970 yılı Ocak ayında 17 arkadaşıyla Milli Nizam Partisi'ni kurdu. Ancak parti 12 Mart 1971 askeri müdahalesinden kısa bir süre sonra laikliğe aykırı çalışmalar yürüttüğü iddiasıyla açılan dava sonunda 2 ay içinde kapatıldı. Necmettin Erbakan, Deniz Gezmiş ve arkadaşlarının idam cezalarının mecliste oylamasına katılmayan üyeler arasında. Partisinin kapatılmasının ardından bir müddet İsviçre'ye giden Erbakan, oylama günü Türkiye'de miydi bilemiyorum. O gün Ankara'da olsaydı oyunun rengi ne olurdu elbette bilmemiz mümkün değil. Merhum Erbakan olabildiğince toleranslı bir insandı. Müşfikti, intikam duygusu içinde olsaydı ve Deniz Gezmiş ve arkadaşlarının idamının ülke açısından büyük hayrı olacağına inansaydı, yurt dışında bile olsa atlar gelir ve mecliste oyunu kullanırdı. Kişisel kanaatim, Erbakan'ın eli idama kalkmazdı. Büyük ihtimalle bu gençleri aldatmışlar, yanlış yönlendirmişler, gerçeğin ne olduğunu bilseler böyle davranmazlardı der ve kalan ömürlerinde ıslah olmaları yönünde temennide bulunurdu. Bakın bugünlerde 30 yıllık bela olan terör sorununu çözüm sürecindeyiz. İntikam hissiyle insanların hayatlarına son vermek kadar geri kalan hayatlarında ellerine bir daha kana bulamayacakları yönünde az da olsa bir ihtimal varsa bu seçeneğin de değerlendirilmesinin doğru olabileceğini düşünüyorum. Şahsi penceremizden baktığımızda her olay gözümüze çok büyük görünüyor ve geriliyoruz.
Ama devletin kudret ve şefkat gibi geniş şemsiyesi açısından baktığımızda devletin büyüklüğü, azameti ve okyanus kadar geniş himmeti yanında sorun gibi algıladığımız kimi kişiler ve konular devede kulak gibi kalıyor. Gerek Menderes ve arkadaşlarının, gerekse de Deniz Gezmiş ve arkadaşlarının idamını onlarca yıldır içine sindiremeyen ve yazık oldu bu insanlara diyen geniş toplum kesimleri var. Bir o yandan, bir bu yandan anlayışıyla elimizde urganla dolaşmayı bırakıp milletçe sarılmak vakti daha gelmedi mi? Yetiversin gari artık, inan çok yorulduk demiş Yeni Şafak'tan Osman Özsoy, Erbakan'ın idamına kalkmayan eli başlıklı yazısında. Sabah gazetesinden Mehmet Barlas var sırada. Mehmet Barlas, "Biraderim Obama, lütfen Putin'e güvence ver," diyor yazısının başlığında. Genel kanıya göre tarih tekrarlardan oluşan bir öyküdür. Bir ölçüde galiba bu doğru bir bakış açısı. Dünyanın Suriye'de sahnelenen trajedi karşısındaki çaresizliği, Soğuk Savaş'ın bu kez Amerika ile Rusya arasındaki çıkar çatışmalarına dayalı olarak yeniden gündeme girdiğini göstermiyor mu? Belki buna ılık savaş demek daha doğru olacak. Çünkü bu kez Soğuk Savaş'ın ağırlıklı ögesi olan nükleer dehşet dengesi gündemde değil. Ayrıca Varşova Paktı da, demir perde bloku da artık yok. Belki ayrıntı ama komünizm tehlikesi denilen ideolojik öge de yok gündemde. Eski komünistler ya Moskova'nın yeni milyarderleri ya da Avrupa Birliği'nin girişimcileri konumundalar. Ama Suriye'nin Beşar Esad'ı arkasında Rusya olduğu için hala iktidarını koruyor. Amerika'da Rusya'nın Suriye'deki çıkarlarını kabullenip Moskova ile uzlaşmayı denemediği için trajediyi kınamaktan başka bir şey yapamıyor. Mesela Başbakan Erdoğan Washington'ı ziyaretinde Obama ile görüşürken şöyle konuşabilse: "Biraderim Barack, Putin'e Suriye'deki askeri üslerinin Beşar Esad sonrasında da kalacağı konusunda güvence vermelisin. Ruslar Libya'daki gelişmelerde devre dışı bırakıldıkları için Batı'ya güvenmiyor. Fransa Kaddafi'yi devirmek için tek başına Libya'ya müdahaleyi başlattı. Rusya desteklemese Beşar bir gün daha iş başında kalamaz." Başbakan Erdoğan, Başkan Obama ile görüşürken şunları da söylese: "Rusya gerçeğini ve Rusya'nın Orta Doğu'daki çıkarlarını görmezden gelmek bu bölgenin tümünü krize sürükler. İran'ın Irak'taki, Suriye'deki, Lübnan'daki ağırlığını arttırır. İsrail'in Suriye'ye dönük askeri girişimleri Arapları Beşar'ın yanına iter. Suriye trajedisi dipsiz bir kuyu biçiminde sürerse bizim Türkiye'deki barış açılımına olumsuz etkilenir. Ayrıca Suriye'deki radikal İslamcı tırmanış Çeçenistan dolayısıyla Rusya'yı da endişelendirmekte. Sevgili biraderim Barack, lütfen zamanın ruhunu yakala ve Putin'le anlaşıp Suriye trajedisini bitir." Bilemiyorum bizim Dışişleri Başbakan'a bu tür önerilerde bulunabilir mi? Ama dış siyasette gerçekçilik en fazla sonuç alan yaklaşımdır. Türkiye ne kadar güçlü ve büyük devlet olsa da bir süper güç değildir. Sonuçta geçmişteki Amerikan-Sovyet Soğuk Savaşı'nın arasında nasıl çaresiz kaldıysak bugün de Amerikan-Rus ılık savaşı bizi olumsuz etkiler. Başbakan Erdoğan Obama'ya Suriye konusunda aklın yolunu gösterebilirse Washington ziyareti başarıyla sonuçlanacaktır diyor Sabah gazetesindeki köşesinde Mehmet Barlas. Akşam gazetesinden Hüsnü Mahalli'nin köşesiyle devam edelim. Afrika modeli diyor Hüsnü Mahalli. Kürt sorununun çözümüne yönelik formüller arandığında herkes kendine göre dışarıda bir model arıyor ve Türkiye ile karşılaştırıyor. Bazıları PKK'yı İRA'ya benzetirken başkaları hayır ETA'ya benziyor diyor. Oysa hiçbir ülkenin modeli başkalarına benzemez. Örneğin Kuzey İrlanda'nın bağımsızlığı için mücadele eden İRA nasıl olur da PKK'ya benzetilir? Tabii Güneydoğu, Türkiye tarafından işgal edilmiş başka bir ülkenin toprağı kabul edilmezse. Çünkü Katolik İRA, Protestan İngiliz işgal kuvvetlerine karşı mücadele ediyor. İRA'yı incelemek için geçmişte İrlanda'ya heyet üzerine heyet gitmiş meslektaşlarımız yazılar yazıp programlar yapmıştı. Gelelim ETA'ya. Yani İspanya'daki Bask bölgesinin bağımsızlığı için mücadele eden örgüt.
Bunun hikayesi PKK'ya benziyor. Çünkü Bask bölgesi Fransa ve İspanya arasında paylaşılmışken Kürt toprağı da Türkiye, İran, Irak ve Suriye arasında bölüştürülmüştü. Hem de Osmanlı'nın dağılmasından sonra bu coğrafyanın haritalarını çizen emperyalist ülkeler tarafından. İspanya'da bağımsızlık için mücadele eden başka gruplar ya da halklar da var. Örneğin başkenti Barcelona olan Katalonya. Rusya Federasyonu sınırları içinde ise başta Çeçenistan olmak üzere 16 özerk bölgeye de cumhuriyet var. Çoğu da Müslüman. Bir de Quebec sorunu var. Kanada'da hemen hemen tümü Fransız kökenli olan ve yıllardır geniş yetkilerle donatılmış özerk bir yaşam süren insanlar bu ülkeden ayrılıp bağımsız devlet olma mücadelesi veriyor. Demek istediğim, Türkiye'de olduğu gibi birçok ülkede farklı etnik, mezhepsel ya da dinsel nedenlerle insanlar özerklik ya da bağımsızlık için mücadele ediyor. Ama Türkiye modeli hiçbir şekilde Güney Afrika modeline benzemiyor. Benzememesine rağmen bazıları oralara gidip incelemeler yapıyor ve Türkiye'ye tavsiyelerde bulunuyor. CHP bile oraya heyetler gönderip incelemeler yaptırıyor. Oysa hiç ilgisi yok. Güney Afrika, yüzyıllar önce Hollandalılar, Almanlar, İngilizler ve başkaları tarafından işgal edilen bir Kara Afrika ülkesidir. Bugünün nüfusuyla yaklaşık 35 milyon insan yaşıyor orada. Bunların 5 milyon kadarı yukarıda saydığı milletlerden gelen beyazlardır. Bir o kadar da beyazların kendilerine hizmet etmesi için buralara taşıdığı Hint kökenliler var. Geri kalan da yerli Afrikalı, yani toprağın gerçek sahibi. 1990'da uluslararası baskıya dayanmayan ırkçı ve faşist beyaz yönetim 26 yıl süreyle hapiste tuttuğu özgürlük savaşçısı Mandela'yı serbest bıraktı ve özgürlük için amansız mücadele eden siyahlarla uzlaşmak zorunda kaldı. Böylece Mandela ilk siyahi cumhurbaşkanı seçildi. Dolayısıyla Güney Afrika modeliyle Türkiye arasında bir benzerlik aranacaksa belki yalnızca hükümetle Öcalan arasındaki uzlaşmadan söz edilebilir. Belki de bu nedenle batıda bazı çevreler Öcalan'ı ikinci bir Mandela görenler var. Hatta hatırlanırsa Mandela 92'de kendisine verilen Atatürk Barış Ödülünü Türkiye'nin Kürtlere yönelik politikasını gerekçe gösterip kabul etmemişti. Bir kez daha söylüyorum, hiçbir model başka bir modele benzemez. Çünkü her ülkenin siyasal sistemi, tarihi ve coğrafyası başka bir ülkeye benzemez. Hele etnik, dinsel, mezhepsel, sosyal, kültürel ve genetik insan özellikleri asla. Dolayısıyla Kürt sorununun çözümüne yönelik çabalara destek aranırken başka ülkelerin deneyimlerini örnek göstermeye gerek yok. Örneğin Bask deneyimine bakmak yerine Kuzey Irak'taki Kürt bölgesinin mücadelesine bakmak daha mantıklıdır. Bu nedenle de Suriyeli Kürtler PKK mücadelesinden yararlanarak kazanımlar elde etme peşinde. İranlı Kürtler ise Pejak'tan dolayı PKK'ya, Barzani'den dolayı KDP'ye bakıyor. Suriye, İran ve dolayısıyla Irak ve Türkiye'de Barzani mi yoksa Öcalan mı ağır basacak, onu da zaman gösterecek. Akil adamlar olaylara bu çerçevede bakabilirlerse ta Afrika'ya kadar gitmelerine gerek kalmaz demiş Akşam gazetesindeki köşesinde Hüsnü Mahalli. Yeni Şafak gazetesinden Mehmet Metiner'in köşesine bakacağız. Öcalan'a asıl siz ne verdiniz diye soruyor Mehmet Metiner. CHP liderinin bozuk ağzına mı yanalım yoksa bir teviye kendisiyle çelişen sözlerine mi? Gene yummuş gözünü açmış ağzını, terör örgütüyle pazarlık yapan alçaktır. Ağzına pelesenk ettiği sözcükler Kılıçdaroğlu'nun hangi katta bulunduğunun bir göstergesi. Ama konuşurken insan şöyle bir geçmişini hatırlar değil mi? En iyisi mi biz hatırlatalım. Sadece Kılıçdaroğlu'na mı? Müzakere, taviz, pazarlık söylemi üzerinden Kılıçdaroğlu'nu aratmayan MHP liderine de geçmişlerini hatırlatmak farz oldu. Öcalan'ın İmralı'ya konulduğu tarihte kim iktidardaydı? Öcalan'la Ergenekoncu unsurların müzakere yaptığı dönemde CHP, MHP, ANAP hükümeti iş başındaydı. CHP diyorum çünkü rahmetli Ecevit, CHP'nin eski genel başkanıydı. DSP ile CHP arasında özde hiçbir fark yoktu. Tıpkı SODEP, SHP ile CHP'nin aynı olması gibi. CHP, o tarihteki adıyla SHP, Demirel'in DYP'sinin başkanlığında kurulan hükümetin de ortağıydı 1991'de. O tarihte bugünkü BDP'nin adı HEP'ti. PKK'nın yasal siyasal uzantısı olan HEP'le ve dolayısıyla PKK ile pazarlık yapan kimdi? Rahmetli Erdal İnönü. SHP Genel Başkanı olan İnönü, HEP'i 1991 seçimlerinde meclise taşıdı. Kararın doğruluğunu, yanlışlığını tartışmak bu yazının konusu olmadığı için geçiyorum.
Kılıçdaroğlu'nun pazarlık ve alçaklık bahsinde konuşurken bir değil bin düşünmesi gerekiyor. Kılıçdaroğlu'na bir hatırlatma daha. DYP-SHP iktidarı döneminde Lice yerle bir edildi. Başbakan yardımcısı Deniz Baykal Lice'ye sokulmadı. DYP-SHP hükümeti döneminde bölgede hangi çetelerin cirit attığını, faili meçhul cinayetlerin sayısal olarak nasıl artış gösterdiğini herkes biliyor. Göz göre göre geliyorum diyen Sivas katliamı da CHP'nin iktidar olduğu o hükümet döneminde gerçekleşti. Şimdi geliyorum Öcalan'la yapıldığı söylenen müzakere bahsine. CHP-MHP her fırsatta müzakere bahsi üzerinden AK Parti'ye yükleniyor. Bilmeyen de sanır ki AK Parti iktidarı döneminde ilk defa Öcalan'la müzakere ediliyor. Başbakan Erdoğan hafta sonu Kızılcahamam'da yaptığı konuşmada bütün gerçekleri gün yüzüne çıkardı. Rahmetli Özal ve Erbakan dönemlerinde de PKK ile terörün bitmesi için görüşmeler yapıldığını belirten başbakan, asıl müzakerenin yoğun ve sistematik bir biçimde Öcalan'la CHP-MHP ANAP iktidarı döneminde yapıldığını hatırlattı. MHP lideri Öcalan'la görüşmediklerini söylüyor. Doğrudur, Bahçeli'nin kendisi veya arkadaşları görüşmedi ama İmralı'da kurulan masada Öcalan'la devlet adına apoletleri olan birileri müzakereler yaptı. Bu müzakereler neticesinde Öcalan örgütüne silahlı güçleri sınır dışına çekme talimatı verdi. Kılıçdaroğlu bu olaya hiç değinmiyor nedense. Oysa o tarihte kendileri de iktidardaydı. Başbakan haklı olarak soruyor. Öcalan'la yapılan müzakerelerden haberiniz var mıydı yok muydu? Haberiniz vardıysa demek ki hükümet olarak sizler buna onay verdiniz. Haberiniz yoktuysa demek ki asıl iktidar sahipleri karşısında sadece emredilenleri yapan birer siyasal aparattan ibarettiniz. Haberiniz vardıysa çıkıp açıklayın. Öcalan'a ne verdiniz de PKK sınır dışına çekilmeye razı oldu? Hangi pazarlık neticesinde Öcalan örgütüne bu yönde bir talimat verdi? Haberiniz yok idiyse çok yazık. Başbakanın dediği gibi demek ki hükümetiniz genelkurmaya bağlıymış. Genelkurmay size bağlıydıysa haberiniz olmadan nasıl oluyor da apoletliler sabah akşam Öcalan'la müzakere masasında nefes tükettiler peki? Çıkıp mertçe ve dürüstçe bu soruların cevaplarını veriniz önce. Ondan sonra taviz, pazarlık ve müzakere bahsinde konuşun. Belki o zaman toplum sizi ciddiye alır. Hadi ben sizin adınıza doğru olanı söyleyeyim. İmralı'da Öcalan'la müzakereler yapıldığından sizin haberiniz yoktu. Çünkü hükümette olmanıza rağmen muktedir değildiniz. Asıl karar merci hiç değildiniz. O birileri karar alırdı, sizler de baş üstüne deyip uygulardınız. Ama bir gerçek var ki o da devre iktidarınızda PKK silahlı güçleriyle sınır dışına çekildi. Hiç merak edip sormadınız mı İmralı'nın sahiplerine bunlar ne karşılığında sınır dışına çekiliyorlar? Türkiye toplumuna bir gerçeği daha hatırlatalım. O tarihte istenseydi Kürt sorunu da PKK sorunu da temelli bitirilebilirdi. Ama terör üzerinden siyaseti dizayn etmek isteyen malum güç odakları istemedi. Sahi sizin döneminizde PKK niçin çekildi? Pazarlık olmadan çekildiler diyebilmeniz için o müzakere sürecinden haberdar olmanız gerekiyor. Vatandaş size ne verdiniz de PKK çekildi diye sorsa topu Genelkurmay Başkanlığı'na mı atarsınız? Yavuz Hırsız veya Merdi Kıpti misali siyaset yapmak derler sizinkine demiş Yeni Şafak'tan Mehmet Metiner bugün köşesinde.